Evet, sabahın ilk ışıklarıyla Horton Ulusal Parkı'ndayım. Horton Ovaları Ulusal Parkı diye geçiyor ismi. Bu parkta 9 sürüngen, 87 kuş türü, sambar geyiği, leopard ve vahşi fillerin de gözlemlenebildiği bir park. Evet, burada Dünyanın Sonu Tepesi diye bir tepe var ve o tepede Sri Lanka yeşiline tepeden bakmak mümkün. Sri Lanka yeşiline tepeden bakmak için Nuwara Eliya'da Horton Plains Ulusal Parkı'ndayım şu an. Sabahın ilk ışıkları. Evet, parkın içinde ilerlemeye devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi parkur arkamda. Az sonra tepeye çıkacağım. Dünyanın Sonu Tepesi var burada. Sri Lanka yeşilini tepeden izlemek için. Evet, turistler. Fotoğraf çekilen turistler. Evet, yolumda ilerlemeye devam ediyorum. İlk ulaşmam gereken yer 5200 metre. 5 kilometre kadar yürüyeceğim. Evet. Dünyanın Sonu Tepesi'ne doğru ilerlemeye devam ediyorum. Evet. Evet. Horton Ovası Milli Parkı'nda ilerlemeye devam ediyorum. Hava yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Sabahleyin 12 civarlarında derece vardı. Burası 2200 metre rakımlı bir bölge. Şu an köprüden geçiyorum. Evet, Horton Ovaları Ulusal Parkı'nda ilerlemeye devam ediyorum. Evet, çok uzun, 5 kilometrelik bir parkur. Sonunda Dünyanın Sonu Tepesi'ne ulaşacağım. Ve o tepeden Sri Lanka'nın yeşiline kuş bakışı, muhteşem manzarayı izleyeceğim. Evet, yolumda ilerliyorum. Evet, yolumda ilerlerken bir şelale geliyor. Yakında Buckers şelalesi var. Şu an sesi geliyor ama. Horton Ovaları Ulusal Parkı'nda şelale. Barker şelalesi. Evet, muhteşem manzara. Evet. Parkın içindeki muhteşem şelale.
İlerlemeye devam ediyorum. Evet ve sonunda tepeye ulaşıyorum. Horton Ovası Ulusal Parkı. Dünyanın sonu tepesi. Evet. Muhteşem manzara. Evet. Sri Lanka'nın yeşili. Aşağısı uçurum. 2200 metre rakımda bir yer. Sri Lanka'da. Sri Lanka'nın en önemli parklarından birisi. Manzara karşısında fotoğraf çekilen turistleri görüyorsunuz. Sonunda 2 saatlik yürüyüşümün sonunda Horton Ovası Parkı'nın tepesindeki dünyanın son tepesine ulaştım. Evet, muhteşem manzara. Şu an uçurumun kenarındayım. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, şu an tepenin uçurumun. Evet, şu an tepede uçurumun kenarındayım. Io mi sono seduto là perché non mi pareva pericoloso e poi wow. Mi faceva paura. Sri Lanka'nın yeşil ovaları. Bulutları görüyorsunuz. 2200 metre yükseklikteyim şu an. Comment vous couchez tu? Evet, şu an Horton Ovaları Milli Parkı'nda yürüyüşümü tamamladım. Ve şu an çıkıştayım. Dünyanın sonu tepesindeydim. Muhteşem manzarayı görüntüledim. Şimdi artık çıkıştayım. Bir maceramın sonunda geldim. Evet. Ayıboğan. Evet, girişte çantalar kontrol ediliyor ve içeriye giren insan sayısı not alınıyor. Gün sonunda aynı kişiler tekrar çıkmış olduklarından emin olmaları için. Çünkü içeride çok tehlikeli parkurlar var. Her an bir şey olabilir. Ayboğan.